Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Instagram'da gördüğünüz gibi bugün bir tepki videosu çekiyoruz. Daha önce bir Japon ablamız vardı biliyorsunuz. Bugün de başka bir ablamız, abimiz bunlar olacak bugün. Ama şunu fark ettim, bizim PT videolarını kaldırmışlar. Bayağı hani çok şaşırdım biliyorsun, milyon falan izlenmişti bunlar. Çok da severek izliyordum. Açıp açıp izliyordum. Bir bunları çok seviyorum, bir de ağır yaşamları çok seviyorum. Hatta sizinle beraber ağır yaşamlarla da bir video çekelim istiyorum. Bugün Zafiba kampındayım. Kamptaki 12 geçti mi saat? Geçmemiş. Bugün 6. günüm. Bilmiyorum süzüldüm mü? Gerçi buradan da kollar yine kibariyiz. Neyse belki surattan biraz vermişimdir. Yoldaşım bir bulut var. Biraz odamı güzelleştireyim diye böyle tatlı tatlı şeyler aldım. Deniz atı var. Birazdan gösteririm. Onu arkadaşım aldı burada. Yusuf diye bir arkadaşım var. O aldı bana. Güzel günlerim geçiyor. Güzel, keyifliyim. Güzel vakit geçiriyorum. Umarım siz de mutlusunuzdur. Video veriyor muyum bilmiyorum. Daha tartılamadım. Pazartesi tartılacağım. Bir de ayın 29'uyla 29-30 ve Mayıs 1 arasında İzmir'de olacağım. İzmir'de beni görürseniz yanıma gelebilirsiniz. Çünkü o benim. Bunu diyerek hemen videoya başlayacağız. Bugün Pinti ablalarımıza, Cimri ya da Pinti bilmiyorum, geri dönüyoruz. Biliyorsunuz geçen Japon ablasını izledik. Çöpten yemek yiyor orada. Gerçi ben şu an çöpten yemek yerim biliyor musun? Çöpten yemek yerim gerçi ama neyse işte anladınız siz beni hani. Onun parası vardı, milyonları vardı. Çöpten yemek yiyordu. Güzel, başlıyoruz. Biz diğer çiftlerden daha farklıyız. Çünkü diğerlerinin yapmadığı bunda iki kişi var. Şeyleri yapıyoruz. Beraber duş almak sadece 2 dakikamızı alıyor. Çünkü burada başka bir şey yapmıyoruz. İkimiz de aynı anda işimizi bitiriyoruz. Aynı anda girip çıkıyoruz ve böylece enerji ve para tasarrufu sağlamış oluyoruz. 26 yaşındaki Carissa ve 33 yaşındaki Rick Perrin'in sıra dışı banyo alışkanlıkları onlara her yıl yüzlerce dolarlık su, elektrik ve tuvalet malzemesi tasarruf ettiriyor. Aman tatlım, şampuan için hazırım. Rick benim kafamdaki şampuandan alıp kendine sürüyor. Tıpkı ikisi bir arada şampuanlar gibi. Yetmedi, biraz daha şampuan lazım. Bir şişe şampuan ikimize birden 8 ay kadar dayanıyor. Daha videonun başında patladık. Bu sefer dedim ki iki kişi var. Bir çifttir. Hani bunlar ne kadar kafayı yemiş olabilir ki diyecektim. Biri deli, biri ondan deli. Kadın bir de tatlı olduğunu falan sanıyor. İkisi bir arada şampuan ne ya? İğrenç. Gerçekten iğrenç. Hani en azından banyomda rahat bir şekilde duşumu, banyomu almak isterim. Uzun uzadı ya. Rap parçalarını söylemek isterim yani. Bu ne ya? Çok kötü. Hayır, sadece banyo yapmıyorsun orada. Sonuçta vücudun temizliyorsun yani. Tüyden, kirden falan işte. Yani bacakları falan alırken falan. İğrenç. Bir dakika kaldı. Aslında tıraş bıçağını da beraber kullanıyoruz. O önce koltuk altını tıraş ediyor, sonra ben de yüzümü tıraş ediyorum. Bir süre sonra jilet körleşince bunu kot pantolonların üstünde aşağı... Tıraş bıçaklarından muhtemelen en az $200 kazanıyoruz. Ay çok iğrençler. Ay iğrençsiniz be. Ya ben koltuk altım için kullandığım şeyi kolum için bile kullanmıyorum ya. Ağzımın tadı kaçtı. Japon abla arkadaşlarını ağırlıyordu. Yemek yiyordu. Çöpten yiyordu ama kendisine. Bu pislik birbirlerine pislik bir çift olmuş bunlar. Hiç hoşuma gitmedi. Perrin'ler birlikte duş alma hızlarını sadece 2 dakikayla sınırlandırarak aylık su faturalarının yarısını azaltıyorlar. Bu idareli stratejilerini her banyoya girdiklerinde uyguluyorlar. İki kulağına da aynı tarafı kullan. Kulak çubuklarının bir ucunu Carissa kullanıyor. İşi bitince öbür tarafını da ben kullanıyorum. Bunu da birlikte kullanıyoruz. Her koltuk altına bir defa sürebiliyoruz. Böyle yaparak daha uzun süre kullanıyoruz. Diş fırçamızı da paylaşıyoruz. Böylece ikincisini almaya gerek kalmıyor. O kadar tutumluyuz ki diş ipini bile paylaşıyoruz. Kardeşim sen tutumlu değilsin ya. Sen pissin, iğrençsin ya. Abi diş macunun içinde mikroplar var. Diş ipi iğrenç. Abi ben kendi diş ipimi bile bir kereden yaparsa böyle üzerinde bir şeyler oluyor biliyorsunuz. Onları görünce midem bulanıyor. Kafayı yemişler. Ay cidden kafayı yemişler. Yazık ya. Çok, ben üzülüyorum böyle şeylere de. Alabilirsin. Bence bu çok iğrenç. Evet. Sanırım bu diş ipleri muhtemelen 99 sent filandır. Evet. Bence bundan hemen kurtulmalılar. Yumurtalarımızı işaretliyoruz. Herkese 6 tane var. Altısında Carissa için K, altısında da Rick için R yazıyor. Yumurtayı her kim aldıysa birkaç seferindeki özellikle Carissa aldığında kırık çıktı. Yumurtaları satın almadan önce 2 kez kontrol etmedi. Bu yüzden kırık olanları ona verdim, o yesin. İş ucuzcu olmaya geldiğinde ikimiz de oldukça rekabetçiyiz.
ev arkadaşı gibi. Hani mesela yurtta kalıyorsundur. Ev arkadaşı olarak düşün. Hani kiraya ortak paylaştığın. Bildiğin o mantık. Yani yumurtaları o zaman gerçekten işaretlersin. Aldığın şeyleri hani üzerine yeme falan yazarsın ya. O mantık çok kötü. Çok korkunç bir yaşam. Sonuçta insanlar eşlerine hayatı paylaşmak için seçiyorlar. Daha hem dertlerini hem yüklerini hem hayatını paylaşsın. Daha kolay çözülsün bazı şeylerden. Çok üzüldüm ya. Kötü bir hayat. 26 yaşındalar yani. Şurada 60 sene sonra öleceksin ya. Burası atıştırmalıklarımı sakladığım yer. Anahtarı benden saklar. Bu yüzden bunları hiç alamıyorum. Gözü hep üzerimdi. İyi bir fiyata atıştırmalık almak için araştırma yapıp çok fazla para ve vakit harcıyorsunuz. Bunları o yediğinde cüzdanımdan para almış oluyor. Bu yüzden onları korumalıyım. Tam da aynı evde yaşıyorsunuz zaten. Hani ay çok üzüldüm ya. Ben bu an şu an iğrenç ve tiksinmeden sıyrıldım arkadaşlar. Üzülme noktasına geldim çünkü çok kötü. Hani senin benim hesabını çok fazla yapıyorlar. Hayat böyle geçmez ya. Bakın aç olan insanlar var. Şu cipsi. Bir saniye derim. Carissa ile çıkmaya başladığımda son derece tutumlu ve eli sıkı biriydi. O zaman kendimi bağımlı gibi hissettim. Çünkü o yani o zamanlar hep para harcayıp duruyordum. O her zaman beni durdurmaya çalışıyordu ve bana nerede nasıl tasarruf edeceğimi gösteriyordu. Canavar yaratmış gibi hissediyorum. Evet. Şimdi o beni takip ediyor. Tuvalette sifonu kaç kere çektim diye. Sıkıcı gibi görünüyor ama biz bunu seviyoruz. Çünkü biz çok rekabetçiyiz ve buna çok alışkınız. Ayrıca kim daha çok tasarruf ederse önümüzdeki ay daha çok böbürlenme hakkı kazanıyor. Ne kadar sifon çektiğimizi takip etmek istiyorum. Çünkü bu bizim aylık su faturamıza yansıyor. Sifonu her çektiğimizde bir çeltik atıyoruz. Kim daha çok sifon çekerse su faturasında daha çok borcu oluyor. Bu çok adil. Benim böyle bir ilişkim olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani beraberim birini getiriyorum size. Diyorum ki bu benim erkek arkadaşım, beraber yaşıyoruz. Böyle bir ilişkim var. Hani mesela kimse kim daha fazla yemek yiyorsa daha fazla diyor. Kim daha fazla su harcıyorsa, elektrik harcıyorsa. Zaten ay sonunda zaten ben bitmiş oluyorum. Otomatikten kalmıyor. Hani hiçbir şey kalmıyor. Benim 20 dolar 7 sent borcum var gibi. Ama Rick'in sadece 18 dolar 59 sent borcu var. Evet. Perrin ailesi hayatta başlarına gelecek her olay için tasarruf etmeyi planlıyor. Gerçek eli sıkı kimseler ölüm dahil başa gelecek her olayı planlar. Cenazemizi şimdiden ayarlamaya karar verdik. İstatistiksel olarak erkekler kadınlardan daha önce ölür ve ben de Rick'in ölüp arkasına yüklü bir cenaze masrafı bırakmasını istemiyorum. Çok üzülüyorum ya. Ya erkek arkadaşım ya da ben erkek arkadaşım hakkında böyle bir şey düşünsem çok üzülüyorum. Bu doğru değil de çok sağlıksız ya. Ay bilmiyorum, çok üzüldüm bu çocuğa. Yani çocuk da kafayı yemiş biraz ama. Aslında bunun için en ucuz fiyatı almaya çalışıyoruz. Eninde sonunda öleceğiz, öyle değil mi? Doğru. Bunu yapmak için biraz genç değil evet, misiniz? Evet, uzun vadede bu bize para kazandıracak. Ön planlama işte böyle bir şeydir. Bunu bugünden planlayıp fiyatı kilitleyebilirsiniz. Evet, ucuzcu olmak istiyorum. Bu fikri şimdiden hayata geçirme fikirlerini sevdim ama bunu yaparken çok ucuza kaçan bir çift olduklarını düşünüyorum. Efin bir cenaze töreni, her şeyi tek seferde istiyoruz. Önce ölürse, çünkü o daha yaşlı ve bir erkek, o zaman onu gömeriz. Sonra ben öldüğümde de onu mezardan çıkarırsınız ve beni onunla birlikte gömersiniz. Böylece tek tabut olur, her şey tek seferde halledilir. Böylesi daha iyi. Ölen birini mezardan çıkarıp aynı tabuta yeni bir ceset koyma isteği gerçekten çok tuhaf bir talep. Türkiye şeylerinde galiba böyle bir şey var diye biliyorum. Hani insanlar birbirinin üzerinde gömülebiliyor. Hani annesiyle beraber gömülmek isteyen falan olabiliyor. Gerçi yurt dışında demek ki yok böyle bir şey. Mumyalama işlemini atladıktan ve tabutun örtüsünü kaldırıp her şeyi en aza indirgedikten sonra Aaron ailesi iki cenazeyi birinin yarı fiyatına ayarlamış oluyorlar. Rick ve ben mezar taşı fiyatlarını inceleyeceğiz. Çünkü çok pahalı olduklarını duydum. Bunun ucuzunu bulmalıyım. Buradaki mezar taşı iki kişi için. Buraya ailenin adını soyadını yazabilir. Abi öyle bir mezar taşı gösteriyor ki yani ölseler onu almazlar zaten. Yani ölseler asla. Şu kadar falan bir şey istiyor olmaları lazım. Biliriz. Buraya adınızı kazıyoruz ve buraya doğum tarihlerini yazıyoruz. Mekinde. Genel anlamda 1800'de 2800 dolar diyebiliriz. Bak işlere bak. Sarf kullanırsak mesela isimlerimizin tamamı yerine baş harflerimizi yazsak daha ucuz olur mu? İsmin tamamı yazılırsa gelecek nesiller burada kimin gömülü olduğunu bilir. Kırılmış ya da birinin arabayla çarptığı veya başına bir şey gelen mezar taşınız var mı elinizde hiç? Daha küçük bir mezar taşıyla yaklaşık 2000 dolar tasarruf ettik. Bu yüzden oldukça heyecanlıyım. Carissa ve benim yaşayacak çok zamanımız var. Ve olabildiğince ucuzcu olacağız. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar olmamalı ya. Gıcık gıcık olmaya başladım böyle. Böyleydi.
Bilmiyorum, izlememez iyi mi oldu? Psikolojimi daha mı kötü etkiledi? Daha başta daha mı eğlenceliydim ben ya? Bilmiyorum, kafam iyice şey oldu, hiç gitti yani. Üzüldüm. Bir de yatma saatim geldi. 12 olsa benim gözler kapanıyor. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım siz de like atmayı unutmazsınız. Abone olmayı unutmazsınız. Böyle benim kanaldaki ilk videom da böyleydi. Dışarıda da silah bir şeyler atılıyor, anlamadım ben de. Siz neler yapıyorsunuz? Benimle beraber diyete girenler var mı? Öyle bir team oluşturmaya çalışıyorum. Acaba verenler varsa aşağı yorumları, onları da bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Videoyla ilgili yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz. Bunları da heyecanla bekliyorum. Video fikirlerinizi yazın. Hadi bay bay, görüşmek üzere.